Ay bir gülüşü var. İnsanın içini ısıtıyor. Sahi mi? Böyle ceylan ceylan gözleri var. Baktığı yeri yakıyor maşallah. Deme ya. Kapıyorum gözlerimi. Gözümün önünde hayali. Hayırdır anacığım? Gönlünde biri mi var? Hayır, kalbini birine mi kaptırdın? Hayır, yaşı falan sorun değil yani. Yaparız sana bir düğün. Telli duvaklı gelin ederiz. Ay densiz densiz konuşma Allah aşkına. Nerenle dinliyorsun beni? Ay geçen gün şirkete geldim. Arkadaşının kızını gördüm. Onu anlatıyorum sana. Kemal'in kızını diyorsun yani. Suna'yı. Ay, yok Hayat. Hayat daha anlamlı, daha güzel. Ay bir güzel, bir samimi, bir kibar, su gibi bir kız. Keşke bizim oğlanlar da böyle güzel bir kız bulsa. Hep Allah'ıma dua ediyorum. Şey diyorum ki babasıyla birlikte yemeği mi çağırsak bir akşam ha? Aa iyi hatırlattın ya. Kız rahatsızlanmış geçen gün, hiç ilgilenemedim. Yok önemli bir şey olmamış, ben sordum Murat'a. Olsun canım, yine de bir çiçek gönderelim, bir geçmiş olsun diyelim. Ay en büyüğünden gönderelim. Hususi benim için de selam söyle olur mu? Baş üstüne. Yok, çalmıyor. Yurt dışına gideceğim demişti, kapatmış herhalde. Ay. Doruk. Yep. Pilates için bana haber ver demiştin. Bugün onda hoca geliyor. E kadın mı erkek mi? Nasıl? Ya pilates hocası diyorum. Kadın mı erkek mi? Sana ne? Ver bakayım bir yanak. Oh vallahi günüm şenlendi. Ya da pilatesi boş verip biz Anaol Squash'a mı gidecek bugün? Ya da boş ver ya. En son gittiğimizde sen benim attığım topu yakalarken boynunu incitmiştin değil mi? Uğraşma benle. Ya da dur dur bak bir şey yapalım. Bugün seninle çıkalım bir güzel. Ne yapıyorsun sen? Ceplerini boşaltıyordum. Alayım ben onu. Anneciğim lütfen bak. Şu anda başkasına ait olan bir şey okuyorsun. O başkası Murat değil mi? Ya anneciğim ne yapıyorsun? Bu konuyu konuşmuştuk değil mi? Sen konuşmuştun Doruk'cum. Bütün aileyi ilgilendiren böyle bir konuda susmamı beklemiyordun herhalde. Susmanı değil zaten. Abimin açıklama yapmasını bekliyordum. Ayrıca onun özeli yani sonuçta. Ne demek oluyor bu? Neymiş o? Abine kalsa o ketumluğuyla ancak kızın karnı burnuna geldiği zaman öğrenirdik olan biteni. Kim hamileymiş? Kimden? Ne oluyor Allah aşkına? Didem. Sarten'in baş modeli. O çok kıymetli torununuz Murat'tan hamileymiş. Of anne ya, of, aa, of. Aa, Nejat, ne diyor karın? Oğlum doğru değil değil mi bunlar? Ay hüccetten gideceğim vallahi. Bir sakin ol, öğreniriz şimdi. Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Gayet iyi duyuyor Azime Hanım. Ama siz iyi duyamadıysanız tekrar söyleyeyim. O çok doğru, dürüst, erdemli torununuz Murat, Didem'i evlilik dışı hamile bırakmış. Derya yeter. Ay. Ya anacığım sen de bir sakin ol. Doruk, nedir oğlum bu hamilelik meselesi? Ya annem bu konu hakkında zaten yeterince gereksiz konuştu baba. Artık bırakın da abim anlatsın. Ben de orada yazandan fazlasını bilmiyorum zaten. Ay aman yarabbim. Çay yapamayan kız çocuk yapmış. Allah'ım sen bizi neyle sınıyorsun yarabbim? Ay kalpten gideceğim Nejat. Anacığım gel biz senin odana gidelim. Sen bir tansiyon ilacından al bir tane. Sonra bakalım anlarız ne oluyor ne bitiyor ya. Ya bravo anneciğim. Gerçekten bravo. Sırf gebe kaldı diye o kızla evlenmene gönlüm razı değil Murat. Haberin olsun. Ayrıca o kız ne sana ne de ailemize uygun biri değil. O kız çocuk falan da bakamaz ayrıca. Anne. Ne? Yalan mı? Zaten birine mecbur kaldık aldık hala çekiyoruz. Bir daha gelin görünümlü şeytan istemiyorum evimde. Anne dedim. Lütfen. Burada söz konusu olan Derya değil Murat. Hatta Didem de değil. Bebek. O çocuk
Ne olursa olsun sonuçta Murat'ın kanını taşıyor. Dolayısıyla bizim torunumuz. Ne yapacağız peki? Hı? Tanımazdan mı geleceğiz? Kanımızı, canımızı red mi edeceğiz? Ben Murat'ın mutsuz olacağı bir evliliğe katı surette karşıyım. Ayrıca yalancı bir gelin daha istemiyorum evimde. Ne var canım? Çok istiyorsa versin torunumuzu. El bebek, gül bebek, biz bakarız evvelallah torunumuza. Didem hayatta öyle bir şey yapmaz babaanne. Onun derdi bebek falan da değil zaten. Onun derdi benim. Masum, günahsız bir çocuğu da fırsını alet etme peşinde. Çocuğunuzu. Evet baba, çocuğumuzu. Ne yapacaksın babaannem şimdi ha? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.